de tamamen şey var yani, ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Aynen. Demeye getiren bir durum var yani. Açık ve net belli yani. Vebal yok. Kasıt yok. Aynen, aynen. İnan aynen. Mesela adam bir şeyini kaybetse de daha sonra bulsa dese ki ben ne büyüklük, sen ne küçük olsun. Allah onun ne demek istediğini anlar. Onun için bir sorun yok yani. Ahmet'in kandili biliyoruz. Ama cambazlığın içine düşmüş. Ne yapsın? Ahmet ipler puştun elinde. O yüzden Ahmet tabii, ne yapsın? Ya, bir de Numan eline verdi. Ya, yemin ediyorum sana. Şimdi Numan'la baş edeceğim. Ertan durmuyor. Numan'ı biraz susturuyorum, Ertan başlıyor. O mikser zaten. Ha, aynen. Asas var ya, işin başı evet, o. İçi köyü bir kazana koyar, kaynatır, kimsenin ruhu duymaz. Yemin olsun baksan. Ben bunu klibi izledikten sonra uyandım. Hasan Kol zaten ama diyor ki ömrümde ilk kez bir rahat yolculuk ettim. Numan şimdi Hasan Kol'a takılır işte. Seninle uğraştı bu sefer. Bu sefer şimdi benden uğraştı ya. Öyle bir rahat arkaya dörtlüğe de oturmuş abi, bir oturmuş oraya. Dedim ömrünün rahat gününü yaşıyorsun, olsun. Dedi Dur Ahmet. Ama fakat Ertan'ın kahkaha sesinden durulmuyor ki. O Ertan, o bir tane bizim başkan. Ya bildiğin gibi değil. Şimdi yoruluyoruz tamam mı hocam? Evet. Hem Numan duruyor hem ben duruyorum, biraz dinlenme. Bakıyor Ertan ki ortalık sakin. Ahmet böyle oldu ya. Tabii tabii. Ve ya Ertan'a bir pompa başlıyoruz bir daha bir ya. Mikser devrede de. Aynen. Ya öyle en son beni öyle. Bir de şimdi Numan'ın bir özelliği var, kızmıyor hocam. Ben tez sinirleniyorum, hemen parlıyorum. Numan çok rahat, gülerek cevap veriyor adama ya. Orada ama dedim daha sizden yolculuk yok ya, yapmam ya.